Bengtürk ekranlarından mutlu günler efendim. Spor Saati programıyla karşınızdayız. Sporun tüm branşlarını, tüm paydaşlarını bu ekrandan sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Takımlardaki transfer çalışmaları devam ediyor. Bütün takımlar yeni sezona bomba gibi hazırlanıyorlar. Ama biz bugün konumuz Ankara. Ankara futbolu, Ankara gündemi. Ankara'ya gideceğiz bugün. Ankara stüdyomuzda gazeteci Bülent Atlas olacak. Onunla Ankara'nın futbolunu ve özellikle stat sorununu konuşacağız efendim. Hoş geldiniz Bülent Atlas. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Pelin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyidir. Önemli bu konuyla başlatıyorsun. Evet. Önce bir stat sorunuyla başlayalım istedim ben. Çünkü artık Ankara'yı temsil eden üst liglerde çok fazla takım var. Stat yok. Osmanlı Spor Stadı'nı Gençler Birliği'ne verecek mi? Ortak mı kullanılacak? Ostim'in ışıklandırma problemi olduğu söyleniyor. Ankara Gücü nerede oynayacak? Hacettepe nerede oynayacak? Bu takımlar nerede oynayacak? Bize bir anlat. Pelin, ben direkt bir sana soruyla başlayayım. İstanbul'da profesyonel Süper Lig ve 1. Lig'in oynayabileceği kaç tane stat var tahmine? Çok. Ankara'da bir tane var. Hadi 19 Mayıs yıkılırsa biri var. Hı hı. Beşiktaş Ankara'da gelip maç oynamıştı. Evet. Yani sorunun başlangıcı şuradan baktığın zaman daha çok büyük bir sorun olduğu gözüküyor. Evet. İstanbul'da Beşiktaş bulamadı stat. Ankara'da nasıl bulunacak? Şimdi iki tane profesyonel liglerde, Süper Lig ve 1. Lig'de oynayacak takım var. Stadı hı hı. olmayan şu anda. Hem Gençler Birliği hem Ankara Gücü. Ankara Gücü. Bu ışıklandırma probleminden stadın yerleşimine kadar birçok sorun teşkil ediyor. Tek stat var. Osmanlı Spor'un oynadığı Yenikent Asay Stadı. Ostim Stadı ne kadar söylense dahi Ostim Stadı'nda şu anda maç oynamaya müsait bir ortam yok. Bırakın 3 Süper Ligi, 1. Ligi, 2. Lig maçları oynanmaz daha şu anda orada. Yani özel izinle oturuluyor, oynanıyor. Koltukları yok doğru dürüst. Basın tribünü daha yok. Sağlık girişleri, her şey sıkıntı. Artı en büyük sorun ışıklandırma sorunu. Işıklandırması yok. Beyin Spor yayıncı kuruluş çok yüksek ışık değerleri istiyor. Evet. Onlara ulaşmak için 19 Mayıs stadınınki yetmiyordu. Bu bir sorun. Ama asıl sorun Ankara'nın yöneticilerin bu konudaki şu ana kadarki hareketsizliği ve ilgisizliği. Hı-hı. Yani stat yıkılacak, bu hafta koltukları söküleceği söyleniyor. Hı-hı. Koltuklar söküldüğü andan itibaren zaten stat oynanamayacak hale gelecek. Çok evet. büyük ihtimal. Yani kulübün stadının altında bulunan amatör kulüplere tahliye yazıları gitti yıkılacağından dolayı. Evet. İş artık tamamen ciddiye bindi. Ama hiçbir hamle yok. Yani ne Ankara Gücü'nde ne Gençler Birliği'nde ne yapacaklarına dair bir bilgi yok. Afaki konuşuluyor. O yeni kentte işte Melih Gökçek izin verirse, Ostim Stadı olursa falan. Ben tehlikeyi söyleyeyim. Ankara Gücü'de Gençler Birliği'de Ankara dışında oynamak zorunda kalabilir. Ya yani hem Osmanlı Spor'un stadının vermeye niyeti olmadığı belli. Melih Gökçek'in daha önceki açıklamaları var. Hı hı. Zemin kaldırmaz falan tarzında. İlaveten şey hesabı yapılıyor. Osmanlı Spor için yeni yapılan stat bahsediliyor. Evet, evet. Ama onun Melih Başkan ne kadar ısrarcı olarak müteahhite Ocak ayında bitir demişti dahi olsa stadın ancak inşaatı biter Ocak ayına. Ocak ayında çimler ekilemez. Şubat'a Mart'a kalır. Yani önümüzdeki sezonu kesinlikle yetişmez o stat. Peki, Ankara Gücü'ne de gelecek, Gençler Birliği'ne de gelecek sezon bütün maçlar deplasman olabilir. Peki şimdi bunu biz Beşiktaş'la yaşamıştık geçtiğimiz sezonlarda gördük. Hem taraftar açısından hem de kulüp açısından çok hem maddi hem manevi bir külfet yaratıyor bu. Ankara Gücü de Gençler Birliği, Osmanlı Spor'a tüm Ankara takımları için konuşuyorum. Yani ortak bir karar alınamaz mı? Ya ortak bir karardan önce kulüp yöneticilerinin özellikle Ankara Gücü ve Gençler Birliği başkanlarının bu işi çözmek için bir hamle yapmaları lazım artık. Yani Cumhurbaşkanlığı mı çıkıyorlar, bakanla mı görüşüyorlar, ne yapıyorlar? Ya bu stat yıkılması ertelensin. Bu Eryaman Stadı bittikten sonra stat yıkımı gerçekleşsin. Osmanlı Spor yeni stadına geçer. Gençler Birliği ve Ankara Gücü Yenikent Asay Stadı'nda oynar. En azından yeni stat bitene kadar sorun geçici olarak ertelenebilir. Peki ya da, Eryaman'ın durumu ne? Hani ne aşamada? Daha kaba inşaatı %20'de falan Pelin. Daha bir şey yok yani. Gözükürde bir şey yok inşaatta. Yani şimdi, Ocak ayında da ben biteceğini düşünmüyorum açıkçası. 11 Ağustos'ta başlayacak ligler resmi olarak. Yani şöyle bakacak olsak 2 ayımız var. Ya yani 2 ayda herhangi bir stadın yetişme durumu söz konusu değil. Yani. Ya Ocak ayı müteahhit sıkıştırdım Ocak ayı diyor da Ocak ayı da kabası bitse dahi çimi serilmez. Ya yani kaç tane stat gördük? Çimler maçlara başlandı. Çim sorunu oldu. Tekrar stat kapatıldı. Tekrar maç yayında ara verildi. Yani bu
şu anda o 19 Mayıs stadı için düşünülen proje muhteşem bir proje. Hı hı. Gençlik Parkı'nı, mevcut stat alanını ve Atatürk Kültür Merkezi'ni kapsayan bir proje yapılıyor. Evet. Yani o projede en azından bir değişiklik yapıp ilk önce yeni stadın inşaatı yan tarafı yapılır. Sonra bu yıkılabilir. Bu da alternatiflerden bir tanesi. Hı hı. Ama ortada proje yok. Stat yıkılıyor ve başka oynanacak Ankara'da yerimiz yok. Yani o maddi kısmı diyorsun, bu takımları küme düşürür. Evet. Yani Gençler Birliği geçen sene ikinci yarı deplasman karnesine bak. En az galip gelen takımlardan bir tanesi deplasmanda. Gençler Birliği önümüzdeki sezon bütün maçları deplasman olacak. Peki şu an Ankara takımlarının hepsiyle alakalı olarak konuşuyorum. Bir tek Osmanlıspor'un mu kafası rahat stat konusunda? Osmanlı'nın rahat. Yani, Osmanlıspor bir paylaşımda bulunup hani en azından bir tanesine sahasını kiralasa, yani verse, ya da Ankara Gücü, hani TFF 1. Lig'de genelde maçlar daha erken saatlerde oynanıyor, saat 13'te örneğin. O ışıklandırma problemi olan statta Ostim galiba, değil mi? Yanlış bilmiyorum. Ostim stadında Ankara Gücü'nün oynaması o konuda daha rahat. Ankara Gücü Ostim stadında oynayabilir. Ankara Gücü'ne hani tırnak içinde o şekilde federasyon bir jest yapabilir, hani sadece gündüz maçlarını Ankara Gücü içeride oynasın şeklinde. Çünkü bu ciddi bir sıkıntı yaratacak ki Ankara Gücü'nün dağ gibi sorunu var. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Gelince konuşacağız ya, oralara o ama. O da apayrı bir sorun zaten. Yani Ankara, orası 3-4 bin kişilik bir stat bir de. Yani çok büyük bir stat da değil. Ankara Gücü taraftarı kaldırmaz. 20 bin kişi oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Yani 3000 kişilik stada sokacağız onları. Hadi Ankara Gücü taraftarı bir sene iki sene kendisini ayarlar bir şekilde, o maçlarda organize olur ama ya onlar, birazdan senin de söylediğin gibi bahsedeceğiz. Birçok problemle uğraşırken bir de bu problemi yaşayacak. Ankara Gücü'nün en büyük gücü taraftar. Evet. Yani ondan Ankara Gücü de mahrum kalacak. Yani birazcık Osmanlı Spor'dan ne derler, güzellik, iyilik bekliyor Ankara futbolu, öyle mi? Ankaralı hakkını istiyor Pelin. Yani güzellik, iyilik de beklemiyor. Ankaralı hakkını istiyor. Stat Ankara'nın stadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir stat. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Gücü'nde Gençler Birliği'ni de kapsıyor. Osmanlı'yı kapsadığı kadar. Hı hı. Yani burada oynamasına mutlaka izin vermesi lazım. Ama ben bu ihtimali zayıf gördüğüm için ilk önce Ankara Gücü Gençler Birliği yöneticilerinin üst mevkilerden, spor bakanından, başbakandan, cumhurbaşkanından bir görüşmeye gidip bu stat konusunu nasıl yapacaklarını, projelerini söylemeleri lazım. Yani şu ana kadar bununla ilgili ben bir girişim görmüyorum. İki taraf da birbirine bakıyor. Hı hı. Hem Ankara Gücü hem Gençler Birliği. İkisi de bir şeyler yapsın diyor ama ikisinin tek başına yapacağı bir şey de değil. İki kulübün bir arada yapması gereken sorun bu. Peki yani şimdi Beşiktaş Ankara'yı tercih etmişti ama Ankara'da örneğin yakın iller, Eskişehir olabilir, Konya olabilir. Yani bir nebze daha yakın, böyle bir adım daha yakın. Hani Ankara ile Eskişehir arası yakın. Hani Eskişehir'den mi talep edilecek eğer olmazsa, ya da Konya'dan mı talep edilecek? Ya şehir şehir gezebiliriz de. Eskişehir, Karabük, Konya, Kayseri, yani Afyon, bu Bolu. Bu çok kötü. Ya hani psikolojik açıdan futbolcunun yerine koyuyorum kendimi. Evsiz olmak hani çok çok zor bir durum. Ya Pelin, futbolcuyu geçtim. Kendi açımdan bencilleşiyorum. Kendi açımdan düşünüyorum. Ben her hafta deplasman yapacağım. 2-3 takımı takip etmek zorundayım. Evet. Yani sürekli her hafta sonu Ankara dışında bir yerlerde ben Ankara Gücü Gençler Birliği'ni takip etmek zorunda kalacağım. Kendi açımdan da zor. Taraftar hangi deplasmana gidecek? Ya bu çok ciddi bir sıkıntı. Yani bu stat yıkılmadan önce bunu bir netleştirmeleri lazım. Peki ne zamana netleşir? Bunun durumu ne zaman belli olur? Ya işte hiçbir şey. Ankara'da o kadar her şey havada ki Pelin. Stadın yıkılacağını dahi kimse bilmiyor. Biz de dışarılardan öğreniyoruz. Yan kaynaklardan öğreniyoruz. Alt amatör kulüplere gelen tebliğlerle öğreniyoruz. Kulüplerin bilgisi yok. Ankara Gücü'nden ayrı bir bilgi geliyor. Gençler Birliği'nden ayrı bir bilgi geliyor. Spor İl Müdürlüğü'nden ayrı bir bilgi geliyor. Ama benim en son öğrendiğim bu hafta içerisinde koltukların söküleceğiydi. Peki şöyle bir de açısından baksak. Bu seneyi de orada atlatabilir mi Gençler Birliği? Yani atlatabilir tabii. Yani şu anda çok sıkıntıya girilecek. Maddi manevi külfet olacak. Ha işte. Bu seneyi de burada geçirsin. Hani önümüzdeki sezona bakalım. Ya da ilk devreyi orada oynasınlar. Çünkü Ankara soğuk bir şehir. Biraz zor olacak. Hani ilk devre orada oynansın. İkinci yarı başka bir yere geçiş şeklinde bir şeyler yaratılabilir mi? Ya eğer bir şey yapılmayacaksa en mantıklı çözüm zaten bu. Hı hı. Yani bir ilk önce Eryaman'daki o stat bitsin. Ya Yenikent Asay Stadı da aslına bakarsan deplasman gibi. Ankara'da evet, gitme şansın uzak, oldu mu bilmiyorum çok uzak, da. Çok uzak orası. Yani,
Ya ben Eskişehir'im, Yenikent mi deyince aslında bir taraftan da Eskişehir daha keyifli geliyor bana. Doğru, daha orası yakın daha geliyor. Yakın. Doğru söylüyorsun, haklısın yani. Ankaralı'ya da zor. Bizim burada da Başakşehir ve Olimpiyat Stadı aynı konumda. Hani Fenerbahçe'nin Şükrü Saraçoğlu stadı, Galatasaray'ın stadı, Beşiktaş'ın stadı, hepsi şehir içinde ama Olimpiyat Stadı ile Başakşehir inanılmaz uzak. Hani Bursa'ya gitmek daha yakın. İkisi de 1,5 saat neredeyse bize. Aynen. Evet. Anlayabiliyorum sizin endişelerinizi, durumunuzu Ankara'da. Ya Pelin, bir de şey, bir de Cebeci İnönü stadımız var. Evet. Yani yıllardır yıkıldı, yıkılacak ama maç oynanabiliyor bir şekilde. Şimdi Hacettepe'de bu sene oynayacak mı oynamayacak mı, orada o da belli değil. O da Etimesgut'un stadında oynama ihtimali var. Yani Ankara'da tam bir stat problemi var. Bu kadar takımı olmayan şehirlere statları yapıldı, her şey hazırlandı. Evet. Ankara'nın bu kadar takımı var. Profesyonel liglerde 10 tane takımı var. Amatör liglerde kaç tane ligi mücadele veriyor? Tesisi yok Ankara'nın. Ankara ciddi ciddi çok garip kaldı bu konuda. Ya yani büyükleri, şehrin büyükleri de artık bu konuya bir el atsınlar. Yani valimiz de en azından bu konuda bir devreye girsin ve ne olacağıyla ilgili bir çözüm üretmeye başlasınlar. Bizim kadar dertlendiklerini düşünmüyorum. Çok üzülüyorum. Haklısınız yani, ne deseniz haklısınız. Gazeteciler olarak siz de bunun sıkıntısını çekecek kişilerden birilerisiniz. Başlayalım mı yavaş yavaş Osmanlı Spor'la? Önce mahallenin büyük abisinden başlayalım. Osmanlı Spor'dan başlayalım. Aa, yok, bu mahallenin küçük abisi o. Kusura bakma Pelin, yani hiç öyle söyleyemem ben. Mahallenin büyük abisi de mahallenin en küçüğü o. Mahallenin büyüğü Gençler Birliği Ankara'cıdır. Hadi onlar yaşıt diyelim, şey diyelim de, ama Osmanlı küçük kardeş, onun da hikayesi çok uzun değil. Şimdi, ya başarıya göre de şey olmuyor. Osmanlı Spor'dan başlamayı şu yüzden istedim. Çünkü Tamer Tuna sesleri çok fazla yükseliyor. İlk kim söyledi onu? İlk sen söyledin. Ben de ilk bu programda açıklamanı istediğim için bu yayını bugün yaptım. Tamer Tuna'yla ciddi ciddi görüşülüyor. Yani başka alternatifler de vardı. İbrahim Üzülmez konuşuluyor, Bülent Uygun konuşuluyor. Plase'de Mehmet Özdilek'in adı geçiyor ama şu anda en ciddi aday Tamer Tuna olarak gözüküyor. Bugün bir iki görüşme daha yaptım, nedir ne durumdadır diye. Oldukça da yakın gözüküyor. Yani her an o açıklanabilir. İşte daha öncesinde de bak, ben onu da ilk ben söylemiştim. Hatta burada söyledim. Hamza Hoca ile devam etmezler, evet, diye. Aynen öyle. Yani bu alınan bir bilgi değil de bu tahmin de. Çünkü o performansı gösteren bir hoca ile Osmanlı Spor'un devam edeceğini ben açıkçası düşünmüyordum. Şaşırtmadılar beni. Tam da düşündüğüm, tahmin ettiğim günlerde de gönderdiler. Futbol Federasyonu'nun kongresinin olduğu gün, mali kongresinin. Ayrıldılar. Tamer Hoca olabilir. Peki Tamer Tuna senin kafanda soru işareti yaratıyor mu Bülent Atlas? Yani yardımcı tek antrenördü çünkü Beşiktaş'ta. Yani bir takım çalıştırmışlığı yok açıkçası. Yani ne düşünüyorsun? Sen benden daha iyi takip ediyorsun orayı. Aha. Yani Tamer Hoca nasıldı yardımcılığını? Ben o kadar sizin kadar bilmiyorum. Benim bildiğim Sergen'in yanında iyi bir yardımcıydı. Bu Ersun Yanal zamanında Mesut Bakkal'a gizli cevher derlerdi. Hatta Ersun Yanal'ın başarısının gizli arkasındaki gücü Mesut Bakkal olduğu söylenirdi. Mesut Hoca da gerçekten iyi bir teknik direktördü, oldu o ayrı. Ama Sergen'in yanında da Tamer Hoca'ya aynısı deniliyordu. Ki bir performansı, bir potansiyeli vardı ki Şenol Hoca da tercih etti. Kadrosuna kattı, yanına aldı. Evet. Başarabilirler. Osmanlı'da değişik bir kulüp. Şimdi onlarda da önemli bir para kaynağı var. NDI'nin satılma durumu var. Aynen öyle. Aynen öyle. Daha kesinleşmedi ama 8 milyon euro çok ciddi bir para. Çok ciddi bir para. Yani 360 bin euroya aldığım bir futbolcuyu 8 milyon euroya satma ihtimalim var. Bir sezon dükkanı kapat git demektir. Yani bu maddi olarak bütün getirini sağlıyor. Peki Osmanlı Spor çok fazla taraftar baskısının olmadığı bir kulüp açıkçası. Yani bir Ankara Gücü, bir Gençler Birliği gibi değil. Bu yüzden Tamer Hoca rahat bir çalışma ortamı bulur mu? Yani bulur. Osmanlı Spor'un baskısı yönetimsel açıdan bir baskı mı? Yani Hamza Hamzoğlu neden oradan başarı sağlayamadan gitti? Sağlayamadım. Yani şeye, çeşitli bahaneler üretilir buna. İşte takım yorgundu, ligi erken başladı, ikinci yarı transferleri iyi çıkmadı. Yani 20 tane neden çıkarılır ama sonuçta eğer ligler 2 hafta daha devam etseydi Osmanlı Spor küme düşerdi. Doğru söylüyorsun, çok haklısın. Yani küme düşme potasındaki takımla 3 puan vardı arasındaki fark. Ucuz kurtardılar. Olmadı. Olmayınca da Osmanlı Spor'un yönetimi değişiktir ama aslında çok da rahatsız edici bir yönetim tarzı yok. Yani Ahmet Gökçek hocaya falan çok müdahale eden bir başkan profili çizmiyor. Evet, evet. Hocanın arkasında da duruyor.
Yani farz mesela şu performansıyla Gençler Birliği'nde olsaydı iki kere daha hoca değişirdi Gençler Birliği'nde Hamza Hoca'nın üzerine. Tamer Hoca olabilir diyorum. Ama siz İstanbul'da siz onu benden daha iyi tanıyorsunuz. Biz gelince tanıyacağız. Çok çok uyumlusuydu bilmiyorum ben açıkçası. Tamer Hoca hep efendi kişiliğiyle tanıdığımız hani bizim hani spor camiasının İstanbul'da sevdiğimiz bir yardımcı hocaydı. Ben hani denemesinden yanaydım ama direkt Süper Lig'le başlayınca şaşırdım açıkçası. Ben başarılı olabileceğine inananlardanım. Bakalım sezon başladığında İnşallah. Göreceğiz. Yani onlar iyi bir kadro kurmak için çalışmaları sürdürüyorlar. Bayağı bir transfer yapacaklar. 3-4 oyuncuyla da kadrodan uzaklaştırdılar. Vebo falan da gitti. Aha. Avrupa mücadeleleri yok bu sene. Biraz daha rahatlar. Peki hedefli bir kadro olabilir. Musa Çağran mevzusu var şu an gündemde. Galatasaray'a yazılıyor, Beşiktaş'a yazılıyor. Osmanlı'da kalacağı söyleniyor. Gidecek mi? Gidecekse Beşiktaş'a mı Galatasaray'a mı? Ya performansı iyiydi. Bu sene gerçekten iyi de oynadı. Hı hı. İkisinde de oynayabilir mi? Oynayabilir mi Musa? Ama ben kalacak gibi geliyor bana. Biraz sanki menajer pompalaması gibi geliyor bana. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ne derler ama. Yıllık ücreti arttırma adına yapılan bir hamle mi? O da olabilir. Bir yerlere pazarlamak için her sene görüyoruz. Siz de görüyorsunuz. Biz de görüyoruz Pelin. Yani şeyi yok. Zaten menajer konularında Gençler Birliği'nde biraz gireceğim. O iş can sıkıcı boyutlarda biraz Gençler Birliği'nde. Osmanlı Spor stabil gider ya. Yani şeyde değil. Onların bir tehlikesi yok. Dediğiniz gibi statları var. İyi para gelebilir kulübe. İyi transfer yapabilirler. Taner Hoca da tutabilir. Ben tutacağına inanıyorum senin dediğin gibi. Ya yani çok fazla baştan iyidir, hoştur, muhteşemdir demek benim işim değil. Evet. Onu görünce eleştirmek benim biraz işim. Taner Hoca da olursa İbrahim Üzülmez de olabilir, Bülent Uygun da olabilir. Yani o üç isim de Osmanlı Spor'da başarılı olabilir. Şimdi Bülent Uygun'un Eskişehir Spor'la bir konuşması oldu. Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'in başkanıyla bir araya geldiler. Orada başka bir proje olabilir. O yüzden ben İbrahim Üzülmez ve Tamer Tuna üzerinde çok durdum. Pelin, Tamer Tuna daha yakın. Osmanlı. Efendim? Osmanlı Spor Süper Lig takımı. Evet. Eskişehir yine birincilikte kaldı. Ya teknik direktör olsam hangisini tercih ederim? Ben İlla Osmanlı Süper Spor'u tercih ederim. Hem maddi hem manevi açıdan Osmanlı Spor'u tercih ederim. Ya bir de Osman Gökçek ailesiyle Bülent Uygun'un adı ilk kez karşılaşmıyor. Defalarca bu mesele oldu. Hı-hı. İsmi geçti, oldu, olmadı, iptal edildi. Bir yerde olacak. Bugün mü olur? İki sene sonra mı olur? Ama bir gün Osmanlı Spor'u Bülent Uygun zaten çalıştırır. Ben artık ona inanıyorum. Şimdi Osmanlı Spor'da bir de şöyle bir şey var. Daha doğrusu hem Osmanlı Spor hem Gençler Birliği'ni ilgilendiren bir durum bu. Serdar Güler'in açıklamaları vardı. Sen de görmüşsündür sosyal medyada hem tepki aldı hem tiye alındı açıklaması açıkçası. İşte yabancı oyuncular hani ucuzlayacaktı? İşte yerli oyuncular bu yüzden maddi sıkıntı yaşıyor şeklinde bir bu tarz bir konuşması, açıklaması vardı. Sen bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsun? Temenni olarak söylemiyorum. Serdar da izlerse falan bozulmasın. Gençler Birliği'nden Osmanlı'ya giden futbolcuların devre arasında yarı fiyata Gençler Birliği'ne geri gelme olayları çok oluyor. Şimdi böyle rakamsal olarak konuşuyor. Yani yüksek de rakam istedi. Devre arasında bir bakar Gençler Birliği'ne geri geleceğim diye menajerini göndermeye başlar. Hakan Aslantaş'ta yaşadık işte en son. Taksiyle kaçtı İlhan Başkan'dan. Devre arasında sonra fabrikaya gitti. Başkanım beni geri al diye. Serdar da inşallah tutar da öyle bir diyaloğa Gençler Birliği'ne girmek zorunda kalmaz. O rakam muhabbetlerini şey yapmasın, aldıkları rakamlar dünyadaki futbola baksınlar, bence şeye de baksınlar. Yani biraz ayıp oluyor ya. Bence de. Gerçekten yani çok ayıp ben oluyor. Pek hoş karşılamadım Serdar'ın bu açıklamasını. Yani Aydın'ın açıklaması da öyle. Aydın'da Antalya'ya gidince bir üst seviye takıma geldim falan. Ya yani tamam, öyle de olsa İstanbul'a daha gitsen, oynadığın camiaya, o para kazandığın camiaya bir saygın olsun. Aynen öyle. Öyle açıklamalar yapma yani. Gerek yok. Aynen. Ben iyi hatırlattın. Hem Aydın'ın açıklamasını hem de Serdar'ın açıklamasını pek doğru bulmadım. Zira Türkiye'nin yarısından fazlası asgari ücretle geçiniyor. Hoş olmuyor bu şekilde açıklamalar. Pelin, bak olayın totalinde bakalım. Türk futbolu işte kötü diyoruz. Niye iyi oynanmıyor? İyi şey yok. Bunların hepsi futbolcuların futboldaki kazandığı para yüzünden eğitimlerini ara vermelerinden, eğitimlerini bırakmalarından kaynaklanıyor. Aynen öyle. O futbolcular futbolculuk zamanlarında doğru dürüst bir tane mikrofon uzatıldığında açıklama veremiyorlar. Sonra teknik direktör oluyorlar. Teknik direktörken aynı o eğitimsizlikle devam ediyorlar. Sonra menajer oluyorlar. Futbolcu pazarlamada sadece kafaları para üzerine çalışıyor. Ne camiaları düşünüyorlar ne futbolun geleceğini düşünüyorlar. Totalinde futbol oynayanların futbolu yok ettiği bir
oyundan bahsediyoruz. Evet. Ya bak, basketbolcuda falan öyle değil. Basketbolda sporcular hem eğitimlerine devam ederken hem oyunlarını oynayabiliyorlar. Gayet. Ama futbolda, üniversitede okuyan kaç tane futbolcu gördük? Ya haber oluyorsa, ben Umut Nayır tanıyorum. İşte ben bunu utandım, biliyor musun? Umut'un haberini ben yazmıştım. Umut'un üniversite hukuk okuduğunu. Bunu yazarken utandım ya. Nurullah Kaya'yı tanıyorum. Bir de Yiğit İncedemir'i biliyorum, üniversite okuyorlar. Yani toplasam 10 tane zor sayarım ben şurada isim. İşte bunu haber yapabiliyoruz. Bir çocuk üniversite okuyor, yanında futbol oynuyor diye haber değeri varsa bunun, gariplik burada zaten. Evet. Ya daha sonra teknik direktör, menajer, futbolu yöneten insanlar oluyorlar. Sadece oynamayla da bitmiyorlar. Aynı eğitimsizlikle. Ne yazık ki. Gençler Birliği'ne geçelim. Gençler Birliği'ne. Orada çok fazla çünkü dedikodu var. Soru işareti var. Şimdi önce transferleri konuşalım. Sonra bir az önce de sen söyledin, menajerlerle ilgili bir problem var şeklinde. Serdar Özkan transfer edildi. Petar Sukletiç transfer edildi. Bir de Samsun Ahmet Spor'dan Osmane Endiaye. Evet. Şimdi Ahmet İlhan var bir de. Daha ligler bitmeden önce 4 tane oyuncu aldı Gençler Birliği. Kimler gitti? Serdar Gürler gitti. Aydın gitti. Ondan sonra Selçuk gidiyor çok büyük ihtimal. Hı-hı. Alın Karayer gitti. Zaten sözleşmesi bitmişti Selçuk gibi. Evet. Ferhat Görgülü de Karabük'le anlaşmış. Ferhat gitti. 4 bank oynayan, bir tane de yedekte bekleyen oyuncusu gitti Gençler Birliği'nin şu an itibariyle. Uğur'la da Ahmet Oğuz'un İstanbul muhabbetleri dönüyor. Olur mu olmaz mı göreceğiz. Şimdi Pelin, Gençler Birliği konusu biraz enteresan bir konu. Çok da hakim olduğum bir konu olduğu için biraz da buralarda sistemlerimi, tepkilerimi de göstermem gerekiyor. Şimdi Gençler Birliği'nden kim gitti? Serdar Gürler gitti. Hı hı. Yerine kim geldi? Serdar Özkan geldi. Bizim Antalya'ya geçen sezon full oynayan Aydın'ı gönderiyoruz. Antalya'dan hiç oynamayan Serdar Özkan'ı alıyoruz. Serdar Özkan'ın en iyi performansı Serdar Gürler'in geçen seneki performansından iyi değildi. Beşiktaş'ta oynadığı doğru zamanki söyledim performansından daha iyi değildi. Şimdi bir attık. Ndiaye'yi aldı Gençler Birliği. Ndiaye geçen sene Samsun'un stoperiydi. Hı hı. Ben birinci ligi biraz takip etmeye çalıştığımda nadir gözüme batan futbolculardan bir tanesiydi. Hı hı. Yan pas ve geri pastan başka bir şey yapmıyordu. Niye aldılar bilmiyorum. Madem Ndiaye gibi seviyesinde bir futbolcu alacaktın, elinde yerli Ferhat ondan çok çok iyiydi. Ferhat'ı niye gönderiyorsun? En azından yerli oyuncu. Ahmet İlhan'ı aldılar. Ahmet İlhan geçen sezon Rize'de ne kadar oynadı? İkinci yarı yoktu. Kadro dışı bırakıldı. Aynen. Ahmet İlhan da yoktu. Sukletiç, 2 sene önce biz buna paramız yetmezdi, alamazdı deniliyor. Doğrudur, alınamazdı. Geçen sene Lokomotiv Moskova'da forma giymedi ikinci yarı. İzledik falan deniliyor. Ne ara izlediler onu da bilmiyorum. Ümit Özat geldiğinden beri oynamamış. Belki şimdi, Ümit Hoca'nın daha önceden takip ettiği bir oyuncudur. O çok gidiyor çünkü Sırbistan'a Rusya maç izlemeye. Allah, bilmiyorum, inşallah izlemiştir. Ben izlediklerini düşünmüyorum. En azından Gençler Birliği'ndeyken izlediklerini düşünmüyorum. Şimdi Gençler Birliği şöyle bir şey yaptı. Bunu Ümit Özat da söyledi. Murat Cavcav da söyledi. 10 tane ülke gezdik. En iyi transferi yapacağız. 10 tane ülke gezip yine Sırbistan'dan futbolcu alındı. Yerlilerden, Antalya'dan, Samsun'dan futbolcu alındı. Rize'den futbolcu alındı. Bu kadar niye gezildi? Aynı coğrafyadan alınacaksa. Şimdi Sırp konusu Gençler Birliği'nde enteresan bir konu. Yani Sırp futbolcu denildiği zaman Gençler Birliği taraftarının bir tüyleri diken diken oluyor. Belki de 100 tane Sırbistan'dan futbolcu geldi. Tosic'den başka, biraz da Petrovic'den başka şöyle performans gösteren bir Sırp futbolcu göremedik. Ben de öyle. Sürekli Gençler Birliği'nde Sırp futbolcu sirkülasyonu var. Aynı menajer ağının içerisinden Sukletiç geldi. Gençler Birliği'nin İlhan Cavcav sonrası Murat Cavcav'la da bu parçadan ayrıldığının ipucusu yok diyorum. Yani yine de bir ton oyuncu gelecek. Ben hatırlarsam geçen programda söyledim. Gençler Birliği'nin yarısından çoğu sirküle olacak diye. Hı hı. Onun üzerine söylediler. Yok, bir iki tane daha oyuncu gelecek. Fazla gelmeyecek. Hatta takım elbisesine iddiaya giren 2 kişi de oldu. Kulüp yöneticilerinden şeylerden. Ardından Ümit Özat söyledi. 4 tane daha oyuncu alacağız diye. Bunlardan bir tanesi daha Sırp. Yani şimdi çok kötü bir menajer ağı var. Gençler Birliği'nin yıllardır üzerinde. Bu İlhan Başkan'ın son zamanlarında özellikle çok kötü kullandılar. Gençler Birliği bu dişlinin içerisinde sürekli futbolcu gönderen ve futbolcu getiren bir mekanizma haline geldi. Yani her sene gelen giden oyuncunun limitini bilmiyorum. Ben bu sene yine kimlerin gideceğini bilmiyorum. Kimlerin geleceğini tahmin etmiyorum. O kadar önemsiz oluyorlar ki yani yedekte dahi görmüyoruz çoğunu.
Ankara Gücü işte Oğuz Su'yu aldı Gençler Birliği'nden. Geldi, biz hiç görmedik Oğuz Su'yu. Bir tane kupa maçında gördük, o kadar. İyi oyuncu mu kötü oyuncu mu diye bana soruyorlar. Ben bilmiyorum diyorum Oğuz Su'yu. İzlemedim çünkü. Görme şansımız olmadı. Evet. Şimdi böyle bir sorunum var. Eğer Skulatić iyi çıkmazsa, yani 2 sene önceki performansına göre değerlendireceksek iyi çıkma ihtimali var, ama iyi çıkmazsa Gençler Birliği yine forvetsiz biz lige başlayacak. Bir son maçlarda Ranti'nin performansı yüksekti. Ranti biraz işi topladı. Özellikle Başakşehir maçında muhteşem bir gol attı, hatırlarsın. Evet. Afrika'da şu anda çok iyi oynuyor izleyebildiğim kadarıyla. Gençler Birliği gelecek sene eğer bir de liglerin adı İlhan Cavcav sezonu olursa ve bu sistemde devam ederlerse İlhan Cavcav sezonunda İlhan Cavcav'ın takım hükümet düşmenin en büyük adaylarından bir tanesi olur, ben söyleyeyim. Yani ben pek gönlüm vicdanım el vermiyor Gençler Birliği'nin. Bizim de el vermiyor. Ben işte şeyde değilim, bu en fazla canı acıyacak insanlardan bir tanesiyim bundan. Doğru, haklısın. Onda değilim ama ben daha şu anda bunu uyarmak zorundayım. Bu de stat problemi diyoruz. Ümit Özat'ın ikinci Gençler Birliği'nin deplasman karnesine bakın, küme düşmenin adayıydı. Gençler Birliği bile bütün maçlarını deplasman gibi oynarsa çok daha büyük bir sıkıntıya maruz kalacak. Doğru. Haklısın. Yani Gençler Birliği'nin birazcık şöyle bir sirkelenmesi gerekiyor. Çok fazla gerekiyor. Şimdi Gençler Birliği'nde İlhan Başkan zamanında iyi şeylerin hepsini İlhan Başkan yaptı olarak gözükürdü. Yapılan yanlışlıklar hocaya, teknik direktöre ya da yönetime çıkardı. Evet. Şimdi transferlerin fotoğraflarında, 4 transfer artı hocanın transfer fotoğrafında sadece Murat Başkan var. Bütün transferler sadece Murat Başkan ve Ümit Özat tarafından yapılıyor. Ki Ümit Özat da transferlere sahip çıkıyor. Evet, benim onayımla alındı diyor. Eğer bu iş patlarsa Murat Başkan'la şeye patlar. Ümit Özat'a patlar. Yani şey değil. Manzara, görünüş, fotoğraf dışarıdan bu. Biz ne kadar bunu yazsak, çizsek, söylesek de algılandığı zaman bu böyle olacak gibi geliyor bana. Ona göre ayarlasınlar. Gençler Birliği sezona ne zaman başlayacak? Bayramdan sonra başlayacak işte. Onlar da hemen başlayacaklar. Diğer takımlar gibi yani. Evet. Şeyde ilk kampı Ankara'da yapacaklar. Yurt içi başka kampı olmayacak. Ondan sonra Hollanda'ya gidecekler. Hollanda'ya gidecekler, evet. Yani, İnşallah istendiği gibi olur ama manzara fotoğrafı çekmemiz gerekiyorsa güzel gözükmüyor. Orada kulüpte kendileri bakıp güzel görüyorlarsa bilmiyorum ama benim dışarıdan baktığım fotoğraf, taraftarlarla konuştum, diğer gazeteci arkadaşlarla konuştum, fotoğraf hiç güzel bir fotoğraf değil. Şimdi Gençler Birliği'nden o zaman son olarak da şunu sorayım ben. Çok fazla isim yazılıyor Gençler Birliği'ne, hem Avrupa'dan hem Türkiye'den. Daha fazla oyuncu alacak mı? Nerelere bakıyorlar? Bak işte bir Güney Afrika'dan stoper varmış. Bir Sırbistan'dan kanat oyuncusu varmış. Bir yerli kaleci deniliyor. Yerli kaleciyi alacaklarsa ya Taha'yı ya Nihat'ı göndermeleri gerekecek. Hangisini göndereceklerini bilmiyoruz. Nihat'ın Antalya Spor'la görüştüğü konuşuluyor. Nihat olabilir. Nihat gönderilebilir. Bir tane de sürpriz futbolcu deniliyor. Ya Pelin, ya nasıl söyleyeyim? Bu kadar futbolcu alınıyor. Rakamları 300-500. Yüksek rakamlar da gözükmüyor. Aslında çok yüksek rakamlar. Bizim hayatımızda görmediğimiz rakamlar. Yani bir yılda 300 bin euro alıyor bir insan. 1 trilyon lira yapar. 1 milyon lira yapar bu. Geçer 1 milyon liraya. Bizim hayatımızda görmediğimiz rakamları alıp ucuza transfer yapıldı diye konuşuyoruz. Ya bunun yerine bir tane, iki tane yıldız alınsaydı, bu kadar her sene çöpe atılan transferler, işe yaramayan transferler yenin eliyle, o yıllardır Gençler Birliği'nde çözülemeyen tribün sorunu da çözülmüş olacaktı. Evet. Yani Gençler Birliği taraftarının maça gelmesi için bir neden yok. Yani bunu sorgulayacaksak en önemli sorun bu. Niye gelecek bu insanlar maça? Peki taraftar hala küskün mü takıma? Küskün. Ben de taraftardan gelmeyeyim. Ben de o tribünlerden gelmeyeyim. Eğer işim olmasa ben büyük ihtimalle bu maçlara gelmezdim. Yani ciddi söylüyorum, gelmezdim. İzlenecek bir şey yok ki ortada. Bir hedef yok. Yani taraftar kendine 8.lik hedefi koymuş. Artık manşet oluyor bu. 8. olmamız engellenemez diye. Evet. Taraftar 8. oldu diye seviniyor. Yani karşında Antalya Spor var. İşte devre arasında küme düşmenin adayıydı. Adamlar Avrupa'ya gittiler. Antalya Spor bu sezon şov yaptı. İkinci devre. Aydın gidiyor, bir üst seviye takıma gittim diyor. Yani bir oturup kendilerini düşünmesi lazım. Tamam, Antalya bu işi nasıl yapıyor? Hadi Başakşehir'i örnek gösterdiğimiz zaman belediye destekli diyoruz. Osmanlıspor'u belediye destekli diyoruz. Antalya'da da hadi iş adamları diyelim. Yani nasıl olacak? Hep aynı 8.li oynayacak bir takıma niye taraftar gelsin? Doğru yani.
Yani onun için bu kadar 300-500'lük futbolcu bakacaklarına, çok alacaklarını azalsınlar ama iyi bir tane alsınlar. Yani en azından gelmeleri için bir neden olsun. Var mı Gençler Birliği'nden başka ekleyeceğim bir şey? Yok ama işte bayağı bir şey söyledim. Buradan mesajlar gitmiştir umarım gitmesi gereken yerlere. Bunları söylemem lazımdı. Hı hı. Hatta bugünlerde ben bir şekilde bunları ya kendim video çekip yayınlayacaktık ya da köşe yazısı olarak yazacaktım. Seni konuk etmen güzel oldu. En azından canlı yayında bunu söyledim. Evet. İzleyenler için de umarım bir işaret olur. Diyelim Ankara Gücü'ne geçelim. Ankara Gücü ile ilgili biraz önce canlı yayını da açtım. Çok fazla soru geldi açıkçası. Transfer yasağı hakkında sorular var. Teknik direktör kim olacak soruları var. Bir sürü soru var ama önce transfer yasağından mı başlayalım, teknik direktörden mi? Şimdi her şeyden başla. Cevap tek. Bilmiyorum. Yani çünkü her şey kapalı kutu gidiyor. Yani net olan o Ankara Gücü'nde hiçbir şey yok. Yani transfer yasağı kalktığını Mehmet Başkan bana kendi söyledi. Hı hı. Yani yasağı kaldırdık. Elimizdeki futbolcularla anlaştık. UEFA'da geciken ödemeleri hallettik. Ulusal lisansımızı almak için son evraklarımızı hazırlıyoruz. Evraksal problemler kaldı. Onları da hallettiğimiz ama problem yok dendi. Evet. Hatta geçen sene Gençler Birliği'ne devre arasında gönderildi ama Ankara'dan ayrılmamıştı. O usul anlaşıldığı söylendi. Evet. Bu da yalanlanmadı. Eğer bir futbolcuyla anlaşmışsa transfer yasağı derdinin de olmaması lazım. Evet. Ama bu şimdi 20 milyon lira bir finans ihtiyacı vardı. Onun ne kadar karşılandı, nasıl oldu, neyse bitti. Hiçbir şey yok. Nereden geldi bilgisi yok. Melih Gökçek destek olacak mı olmayacak mı, onunla ilgili bir bilgi yok. Yani teknik direktör ismi geçen isimlerle ilgili hiçbir gelişme yok. Bayram Hoca'dan bahsetmiştik seninle programda. Evet. Bayram Hoca da anlaştı. Ümraniye ile anlaştı. İstanbulspor'un geçen seneki hocasının ismi geçti. O da Karabük'le anlaşıyor. Kastamonu ile anlaşıyor. Erkan Sözer'i mi? Ahmet Taşşürek. Yani bugün özellikle sordum, soruşturdum. Sadece başkan biliyor görüşülen isimleri. Çok isimle görüşüldüğünü biliyorum. Başkanın neşesi yerinde deniliyor. Bir problem olmadığı söyleniyor. İnşallah bir problem yoktur. Çünkü problem olursa başka problemler de yanında gelecek. Çünkü Melih Gökçek astronomik vaatlerde bulundu. İşte transfer yasağını kaldıracağım, 200 milyona yakın para getireceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Sen bunu söyleyen birisi, belediye başkanı ya da başkası vermeyip kendin de eğer transfer yasağını falan kaldıramazsan bu başına iş olur. Mehmet Başkan kaldıracağını söylüyor. Hissettiriyor en azından bunu kaldırdığına dair. Şimdi transfere başlayacaklar. Peki kalkmazsa? Kalkmazsa? Yani dillendirmek istemiyorum ama düşer mi geri? Stat problemi binerse üzerine, eğer transfer yapamazsan, ki Ankara Gücü taraftarı yabancı transfer istiyor, artık rüyalarına girmeye başladı. 2012'den beri yabancı futbolcu görmüyor Ankara Gücü kadrosunda. Evet. Yani şeyi sormuyor, kim transfer edilecek diye sormuyor Ankara Gücü taraftarı bize. Yabancılardan kim gelecek diye soruyor. Yani çünkü öyle bir açlık da var. Yani Ankara Gücü taraftarı da kaliteli futbol da istiyor artık. Hı hı. Yani o futbol oynamayan ilk de 2 yıldır, 3 yıldır mücadele ediyor, 4 yıldır. Çünkü öyle artık alıştık biz Ankara Gücü'ne. Yani kimler oynadı o takımda? Tabii canım, Fatih Terim işte basın toplantısında ilk teknik direktörlük tecrübesinden bahsederken Ankara Gücü'nden bahsediyor. Ankara Gücü dedi, evet. Yani Ankara Gücü büyük bir camia ve bir an önce bir şeyler yapması lazım. Ama Mehmet Başkan'ın da bir şeyler yapıyor, mutlaka yapıyor. Hı hı. Ya ondan bu sessizlik. Neşesi de yerinde söyleniyor, agresif değil deniliyor. Ama Mehmet Başkan'ın Futbol Federasyonu Mali Genel Kurulu'nda bir konuşması var. Bu İstanbul'da falan da ciddiye alınmadı ama çok önemli bir şey söyledi. Ben 3 hafta önce programa katıldığımızda sen Ankara Gücü'ne ne kadar geliri var, federasyon geliri? Hı hı. Ben 2011'den beri bu kulübe para gelmiyor dedim. Hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Ha. Çok net. Mehmet Başkan da bunu söyledi Futbol Federasyonu'nda. Ya arkadaş, bizim icralarımız var, dosyalarımız var, tamam, ama bizim can suyumuz yok. Tamam, siz o icralara verin de bir kısmını da kulübe gönderin. Hepsini icralara vermeyin dedi. Yani bu önemli bir mesele. Futbol açısından önemli bir mesele. Futbol o gün ne kadar ciddi alındı. Bir saatlik Mali Genel Kurul'da yöneticiler hediye çantalarını kapmak için koşturmacasının arasında ne kadar duyuldu, ne kadar edildi bilmiyorum ama Mehmet Başkan'ın söylediği önemliydi. Yani federasyon Ankara Gücü'ne alacaklarının bir kısmını ödeyip bir kısmını icralarla kapatması lazım. Hı hı. Çünkü bu kulüp batarsa o icracılar da bu parasını alamazlar. Evet. Yani bir can suyunun gelmesi lazım Futbol Federasyonu'ndan. Yani bir kulüp 5 sene parasız bırakılır mı? Hiç para vermeden ayakta kalması beklenir mi? Mümkün mü? Ve bahsedilen kulüp Ankara Gücü olur mu?
Mümkün değil yani, aynı cümle içinde bile bir garip duruyorlar. Yani onun için Mehmet Başkan'ın o söylediği önemliydi. Futbolun yönetenler de bunu artık sadece Ankara Gücü özelinde belki yapamazlar ama sistemsel olarak bir çözüm bulmaları lazım. Yani farz misal bir personelin alacağı olduğu zaman maaşının tamamına haciz konmaz. Evet. Maaşının bir kısmına haciz konur. Ki o insan yaşamaya devam edebilsin. Doğru. Kulüpte kanlı canlı orada binlerce insan, yüzlerce insan ekmek yediği bir yer. Sen buranın o insanları ekmeksiz, açsız bırakmaya da hakkın yok. Doğru. Yani yine ayakta kaldı Ankara Gücü. Birileri sahip çıktı da çıkmasaydı şu anda o kadar bu kulüp de olmayabilirdi. Bu insanlar da evine ekmek götüremiyor olabilirlerdi. Bir ton sorun da getirirdi. Yani futbolun bu kadar da mekanikleşmeye, hukuksallaştırmaya manası yok. Bunun bir yöntemi olması lazım. Ankara Gücü'nün yaşayabilmesi için Futbol Federasyonu da devreye girmesi lazım. Peki Ankara Gücü'nün şu an işte Kenan'la, Korcan'la sözleşme uzatma kararı aldı. Elindekilerini mi tutmaya çalışıyor? Böyle mi algılamalıyız yoksa gerçekten yok, istediği için mi? Yok, gerçekten istediği isimler. Şu ana kadar anlaşılan isimlerin hepsi doğru isimler. Takımda kalması gereken isimlerdi. Onları takımda tutarak büyük başarı imza attılar. Ben açık söyleyeyim. Özellikle bu belki duygusal olarak gözükebilir ama bu şampiyonluk sonrası ben o röportajda takımın biraz ruh halini gördüm. Evet. Çok ciddi bir arkadaşlık ortamı vardı. Bu arkadaşlık ortamının bozulması gelecek sene için iyi olmazdı. İsmet Hoca'yı çok seviyordu futbolcular. İsmet Hoca'nın gitmesi aslına bakarsan kötü oldu. Peki yani biliyorsan eğer detaylarını, ayrıntılarını, İsmet Hoca neden böyle bir sonla karşı karşıya kaldı? Vallahi ben sana sor desem Pelin bu soruyu sormazdım büyük ihtimalle. Çok güzel soru sordun. İsmet Hoca basın toplantısında söyledi. Şimdi aynı tehlike devam ediyor. Onun için de anlatmakta fayda var. Neyi söyledi? İsmet Hoca Gazeteciler Cemiyeti'ndeki basın toplantısında bazı menajerler vardı. Kulüpten uzaklaştırılmıştı. Benim olduğum dönemde kulübe sokulmadı. Bunların tekrar kulübe gelmesi benim açımdan git demekti dedi. Evet. Ben ondan ayrılıyorum dedi. Bahsettiği menajer Ulaş Ortakaya'ydı. Bunun hikayesini anlatmaya gerek yok. Hoca söylemiş söylememiş Ankara'da herkes biliyor. Ulaş Ortakaya İsmet Hoca öncesi transferleri yapan menajerdi Mehmet Başkan'la beraber. Ve ciddi fiyaskolara imza attılar. Bu kadar pahalı transferler yapıldı. Hiçbir başarı imza atılmadı. Ankara Gücü'nün geçen seneki transferleri doğru olduğu için Ankara Gücü başarıya imza attı. İsmet Hoca o konuda haklıydı. Evet. Şimdi Ulaş Ortakaya duruyor mu durmuyor mu bilmiyorum. Bir de Emrah Yıldız çıktı. Emrah Yıldız kulübün sportif direktörü anladığımız kadarıyla. Çünkü resmiyet kazanamıyor. Emrah Yıldız Gençler Birliği'nde İbrahim Üzülmez'le beraber gelmişti. Hı hı. O dönemde de resmi olarak çalışamamıştı Gençler Birliği'nde. Evet. Kendi işiyle ilgili bir problemler var. Bazı dosyaları var ondan çalışamıyor falan. Ama şu anda transfer işi Emrah Yıldız'dan geçiyor gibi gözüküyor. Emrah Yıldız'ın sicili hiç iyi bir sicil değil. Yani eğer Mehmet Başkan bununla devam ederse, bu sistemle devam ederse, Ulaş Ortakaya, Emrah Yıldız falan silsilesiyle devam ederse ve transferler hezimete uğrarsa, yanlış giderse çok ağır patlar bu Ankara Gücü'ne. İsmet Hoca sadece gitmedi, onun altını çizerek gitti. Evet. Bir hoca ayrılır, şampiyon yapmış hoca, güzel anılayım der. Her şey için teşekkürler der, çantasını alıp gidebilir. İsmet Hoca çıktı basın toplantısında menajer meselesinin altını çizdi. Bu menajer meselesi Ankara'da mesele zaten. Yani bu Gençler Birliği'nde biraz önce anlattım. Hı hı. Sırpların menajerleri konusu. Ankara Gücü'nde de Mehmet Başkan yabancı transfer falan hiç yapmadı. Yani başkan olduğunda zaten takım ikinci lige düşmüştü. Yabancı hakkı yoktu. İlk kez yabancı transfer hakkı falan kazanıyor birincilik sayesinde. Yapacağı işleri biraz en azından futbol camiasından güvendiği, inandığı insanlarla yapması lazım. Eğer yapmazsa bunun sorumluluğu kendinde kalır. Çünkü kullandığı, beraber çalıştığı isimlerin Ankara'da sicilleri hiç iyi değil. Peki Ankara Gücü'nde Emre Güngör çok fazla konuşuluyor, söyleniyor. Konuşulmadı. Kulüp tarafında konuşulmadı Emre Güngör ismi. Yani basının uydurması bir haber mi bu? Basının uydurması da değil. Basına uydurtulan bir haber, öyle söyleyeyim. Anladım. Bana da geldi. Aynı isim bana da geldi. Ben kulüpten teyit etmediğim için paylaşmadım. Hı hı. Peki, ama yok yani. Şu an hem teknik direktör için hem de futbolcular için hiç isim var mı elinde, önünde? Ya söylenen, kulüpte söylenen her şey belli. Birkaç isimle görüşülüyor, şey yapılıyor. Onlardan bir tanesine karar verecek. Rahat olun, sakin olun, bir sorun yok deniliyor. Ama ben çok, bulamıyorum ilginç değil mi bu yani? Ankara Gücü bir şey bekliyor. Bütün hani taraftar değil sadece, hani herkes bir şey bekliyor. Yani konuşulmalı, söylenmeli. Ya Pelin, biz normalde Gençler Birliği'nde Osmanlı'da olsa bu iş didik didik eder, kim olduğunu bulurduk, ne olduğunu bulurduk. Evet.
Ankara Gücü'nü didiklemeye korkuyoruz. Kulübe zarar verecek diye. O kadar ince bir çizgi üzerine gidiyor ki Ankara Gücü. Evet. Yani gerçekten iyi bir hocayla görüşüyorlardır. Tam olacakken biz kalemi alırız. Hoca olmaz. Bu sefer pişman oluruz inceliğindeyiz. O çizgide gidiyoruz. Çok hassas davranmak zorunda kalıyoruz. Haklısınız. Yani bir şeyler zarar görmesin bu takımda diye. Ama yöneticiler de bir an önce netleştirsinler. Onlara da hak veriyorum bazı konularda. Maddi konular kolay konular değil. Doğru. Ama iyi başkanlık, büyük başkanlık, camianın başkanlığı da bu sorunlarla alt ettiğin zaman oluyor. Bunları baş edecekler. Taraftarla iyi geçinecek, taraftarla ilişkileri yürütecek. Hı hı. Ustad konusunda Ankara Gücü Başkanı olduğunu gösterecek. Masaya yumruğunu vuracak. Ben evet. 20 bin taraftarımı deplasmana götürmem her maçta diyecek. Bu da bir çözüm bulun diyecek. Camialar böyle olunca camialar. Yani bu işin yani Melih Başkan'ın da Ankara Gücü'nü sadece Ankara Gücü'nü sevdiği için sahip çıkmayasın olmadığını herkes biliyor. Bunun bir de siyasi boyutu var. Ankara Gücü taraftarı büyük bir güç Ankara'nın. Ankara'nın en büyük sivil toplum kuruluşu. Peki yani. Şimdi stat sorununu konuştuk. Süper Lig'deki takımların durumunu konuştuk. Birinci Lig'deki takımları da konuştuk. Tek takımı konuştuk. Ankara'nın İkinci ligi de var. Hacettepe'si var, Etimesgut var, Buksaş'ın ismi mi değişecek soruları var. Keçiören kazan oldu orası. Keçiören federasyonda yayınlandı mı? Hı-hı. Yani Keçiören'le Buksaş'ı pilot takım gibi görüyoruz. Ama Hacettepe gibi bir pilot takım değil. Neye yaradığı bilinmeyen bir pilot takım olarak gözüküyor. Çünkü Osmanlı'ya futbolcu verdiğini de görmedik açıkçası. Hı-hı. Yani bir Yıldıray işte gitti geldi. Başka altyapıdan bir şey çıktığını Keçiören'de Buksaş'ta görmedik. Hı hı. Orada bizi hassas olarak ilgilendiren Hacettepe var ve Etimesgut Belediye var. Orada neler yaşanıyor? Biraz da son olarak onlara değinelim artık. Hacettepe sanırım biraz kimliğine dönüyor. Hı. Geçen sene Hacettepe ciddi bir hata yaptı. Evet. Dış transferlerle yol almayı denedi. Ama iş öyle olmadığını gördüler. Eğer devre arasında yönetim değişikliği ve Mustafa Kaplan gelmeseydi Hacettepe şu anda 3. ligdeydi çok büyük ihtimal. Evet doğru haklısın. Yani 3 tane hoca değişti Mustafa Kaplan'dan önce. Futbolculardan istenen verimler alınamadı. Sorunlar yaşandı. Bu sene transfer yapmayacak gibi, pek yapmayacak gibi gözüküyor Hacettepe. Daha çok Gençlerbirliği'nin U21, U19 takımından takviyelerle bir kadro kurulacak. Şimdi Gençlerbirliği'ne gönderilen futbolcular var. Mert var, Alaaddin var. Berat? Hacettepe'deydi geçen sene oynayan Berat. Tamam. 3-4 tane oyuncu gönderiliyor. Onlardan Ümit Hoca'nın beğenmedikleri geri Hacettepe'ye çok büyük ihtimal döner. Taylan Antalyalı işte tekrar geçti örnek gösteriyorum Gençlerbirliği'ne. Ve Gençlerbirliği'nden geri dönenler U19, U21 takımındaki oyuncular belki bir iki takviyeli Hacettepe devreye girer. Ben şey kısmında rahatım. Yani Arif Ölmez iyi bir başkanlık sergiliyor benim gözümde orada. En azından ne yapacağını biliyor. Gençlerbirliği'nde başkan vekili olduğu için futbolcu transfer aktarma işlerinde falan ara buluculuk, köprülük görevini çok daha iyi sağlayabiliyor. Evet. Şimdi Hacettepe'de şöyle bir problem vardı. Hacettepe'deki oynayan oyuncu ben Gençlerbirliği'nde oynayamam rahatsızlığıyla yaşıyordu. Evet. Gitmek istiyordu onun için. Yani geçen sene birçok giden futbolcunun da nedeni oydu. Beni nasıl Gençlerbirliği'ne almayacaklar diye gittiler. Evet. Şimdi Arif Ölmez bunu sağlayabilir. Mustafa Kaplan da Gençlerbirliği'ne bayağı bir futbolcu kazandırdı. Şimdi Ahmet Oğuz, İrfan, Çalık gerçi ondan önceydi. Uğur da ondan önceydi. 5-6 tane futbolcuyu A takıma getirmeyi becerdi. Yetişmesinde birçok altyapı hocasının görevi var ama Mustafa Kaplan taşımayı sağlamıştı. Hı hı. Şimdi Mustafa Kaplan bu altyapı çocuklarıyla güzel işler becerir diyorum. Yani Mustafa en Kaplan azından seviyor ama yani diyorum. Çocuklarla ilgilenmeyi, onları yetiştirmeyi seviyor. Nilhan'ın röportajlarında da bu sorulara yanıt vermişti Kaplan. Yani seviyor, o misyonunu çok güzel benimsemiş. Pelin, ben Mustafa Hoca ile uzun yıllar boyunca kavgalı gürültülüydük. Hiç iyi bir ilişkimiz geçmedi. Ben bir yerden sonra Mustafa Hoca'nın hocalık konusunda çok gerçekten başarılı bir insan olduğuna karar verdim. Gençlerbirliği'ne geldiği dönemlerde de Hacettepe döneminde de bazı iddialaşmalarımız da haklı çıkmasıyla da ben Mustafa Hoca'nın hocalık konusunu takdir etmeye başladım. Mustafa Hoca'nın tek konusu kendi alanında olmayan şeylerle fazla ilgileniyor. Onları ilgilenmeye bıraktığı andan itibaren muhteşem gibi hoca olur. Onu bıraksın. Yani buradan izliyor büyük ihtimalle. Hocam kızma da bunu söylediğim ama sen sadece teknik direktör olduğun zaman bu liglerin en iyi hocalarından bir tanesisin. Ona Hacettepe'ye odaklan, teknik direktörlüğüne odaklan,
başarınla çok daha fazla gündeme geleceğine ben inanıyorum hocam. Biz çok seviyoruz Mustafa Kaplan'ı, Nilhan'la. İnşallah bir gün onu da konuk edeceğiz yayında. Etimesgut'ta ne var ne yok? Ha, Etimesgut işte. Etimesgut vizyonu olan bir takım görüntüsünde stadını yapıyor. Tesisini yapıyor. Bir stadı vardı. Sadece tek tribündü. Bir de ufak bir tribünü vardı. Şimdi koca bir tribün yapıyor. Yanına bir tane daha tribün yapıyor. Tesisini yapmak için devasa bir alan ayarlandı. Sadece onun tesisi olarak da düşünmemek lazım. Orada parklar, bahçeler, halı sahalar, tenis kortları falan da olacak. Kulübün geçimini, gelirini sağlayacak tesisler de oraya aktarılıyor. Etimesgut şu anda Ankara'da en doğru yönetilen, en güzel yönetilen kulüp. Peki planlı, programlı, projeli. Yükselişe geçmesini bekleyebiliriz yani. Ha bak nasıl gitti, hep şöyle söyleyeyim. İlk amatördelerdi. Bir sene zorladılar. Ama şey değillerdi, o kadar iddialı değillerdi. İkinci sene kadroyu kurdular, üçüncü lige çıktılar. Üçüncü ligde ilk sene biraz zorlandılar, ligde kalma mücadelesi falan verdiler ama kaldılar. Ertesi sene yatırımlarını yaptılar, takımı ikinci lige çıkardılar. Evet. Bu sene belki biraz daha hamle yapsalardı, bu sene daha iyi playoff'u zorlayabilirlerdi ama bekleneni gerçekleştirdiler. En azından ligde kaldılar. Bu sene Etimesgut'un birinci lige çıkma sezonu gibi geliyor bana. İnşallah. Hayati Soydaş'la anlaştılar. Hayati Hoca Ankara için doğru bir isim. Ankara'yı bilen bir isim. Bir de Etimesgut'un öyle bir özelliği var. Yani hocalarını Ankara'dan seçmek isteyen bir kulüp. Dışarıdan hoca getirmeyi falan istemiyorlar. Ankaralı hocalarla çalışmak istiyorlar. Çok güzel bir şey bu. Çok güzel bir gelenek. Futbolcu olarak da Ankaralı futbolcuları tercih ediyorlar. Enver Başkan, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel gerçekten takıma iyi bir abilik, onursal başkanlık yapıyor. Hasan Kartal Ankara'nın en iyi başkanlarından bir tanesi. Ben çok biliyorum demiyor ki, Rize Spor yönetimindeydi. Gençler Birliği'nde oğulları var yönetiminde. Etimesgut'un başkanı. Her tarafta ben maçları görürüm. Mikrofonu uzattığım zaman ben futboldan anlamam diyebilecek kadar mütevazı bir insan. Sorumlulukları veriyor. Yılmaz Hoca var, örnek gösteriyorum. Yılmaz Bal, takımın sportif direktörü, genel menajeri. Aynı zamanda Samet Aybaba'nın kaleci antrenörüydü bu sene. Şampiyon olan kadroda. Onunla beraber çok koordineli bir çalışma yürütüyorlar. Ben bu sene şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi hangi grupta olur, rakipleri kim olur, onun için söylemek belki erken ama mantıklarını bildiğim için, neler yapacaklarını tahmin ettiğim için en büyük adaylarından bir tanesi Etimesgut diyorum. Stadı da güzel olacak ki, en azından. Tam mahallenin, Etimesgut semtinin içerisinde, insanların evinden çıkıp 5 dakikada maça gelebildiği bir yer. Aynen, evet. Bu açıdan da futbolu güzelleştiriyor. Yani o ailelerin maça gelmesi, çocukların maça gelmesi, bir ulaşım vasıtası olmadan bir mahalle semt takımı kimliğini çok güzel gösteriyor. Ondan ben çok mutluyum ama Keçiören'de örnek gösteriyorum, bir semt takımı. Biz onu yaşayamıyoruz Keçiören'de. O da tam mahallenin içerisinde. Ama kendi başına bir konsolide olmuş takım. Apayrı bir dünyaları var. Amaçları neler? Niçin o takım var? Bilmiyor kimse. Yani Ankara'nın otopark gelirlerinde büyük kısmı Keçiören gücüne akar. Yani terminale gidersin, Ankara şehirler arası terminaline bir gün gelirsen, arabayla çıkarken bir fişine bak, Keçiören gücü nedir, örnek gösteriyorum, oranın gelir. Hiç dikkat etmemiştim, bakacağım buna Ankara'ya gelince. Yani ciddi gelirleri de olan kulüpler. Etimesgut ona rağmen, yani Enver Başkan'ın desteği, Hasan Kartal'ın başkanlığında güzel işler yapıyorlar. Bozmasın diyorum. Doğru yapılan işleri de desteklemek lazım. Bir saattir ben birçok şeyi eleştirdim. Gençler Birliği'nde, Ankara gücünde, Osmanlı Spor'da. Hacı Etimesgut'ta da her şey doğru yapılıyor şu anda. Eleştirecek bir şeyler yok. Belki merakla bekliyoruz. Umut ediyorum bu sene birinci lige çıkan takım Ankara'dan Etimesgut olur. İnşallah diyelim. Biraz daha Ankara takımlarını daha da yukarıda görmek dileğiyle diyelim. Bülent Atlas, ağzına sağlık. Ya yordum seni de. Süremizin çok sonuna geldik. Programda. Çok keyifliydi. Ya buna ihtiyacımız var aslında. Biz İstanbul'dayız. Yani burayı biliyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı, Başakşehir'i, her şeyi biliyoruz ama orayı bilmiyoruz. Yani bunları duymaya zaman zaman ihtiyacımız oluyor bizim. Ağzına sağlık. Ya, Pelin, benim olduğum için söylemiyorum. Başka bir Ankara'dan gazeteci de olsa aynı şeyi söylerdim. Bu memleket sporunun kenar mahallesi Ankara. Ulusal kanallarda 5 dakikada çıkmak bizim için çok kıymetli. Yani derdi anlatabilmek. Bu kadar dert varken de Bengü Türk bize aracı oluyor. Sen aracı oluyorsun. Bunları konuşabiliyoruz. Belki birileri izliyor, birileri duyuyor. Belki şu sorunlara neşter atmasına gerekçe oluyor. Sayenizde çok güzel bir iş yapıyoruz. Evet.
Ben çok teşekkür ediyorum. Ankaralı spor severler adına teşekkür ediyorum. Kendi adıma teşekkür ediyorum. Ben de yayına katkıların için teşekkür ediyorum Bülent abi, Bülent Atlas. Kolaylıklar diliyorum Klasspor'da sana. En yakın zamanda bunu tekrar etmek dileğiyle. Çok teşekkürler Pelin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, spor saatinin bugünlük de sonuna geldik. Ankara'nın futbol gündemini dinledik Bülent Atlas'tan. Stat sorununu anlattı bize Osmanlı Sporu Gençler Birliği'ni. Ankara Gücü'nü, Hacettepe Etimeskut'u, kısacası Ankara futbolunu konuştuk. Zaman zaman onunla yeniden bir araya geleceğiz. Birazcık da Ankara'nın futbolunu, Ankara'nın nabzını bu ekrandan sizlerle buluşturacağız efendim. Yarın yeniden buluşacağız saat 17'de. Şimdilik hoşçakalın.